Abdurrahman bin Habib el-Harisi el-Basri'den Said bin Sa'd bin Ebi Taybe Kürz bin Vebre el-Harisi rahmetullahi aleyh'den kendisi ermişlerdendi. Şöyle anlattı. Şamlı bir arkadaşım bana bir hediye verdi ve "Bu hediyeyi kabul et. Bu çok kıymetli bir hediyedir." dedi. Ben de "Kardeşim, bunu sana kim hediye etti?" dedim. O da "Bunu bana İbrahim Etteymi rahmetullahi aleyh verdi." dedi. Ben de "İbrahim'e bu hediyeyi kendisine kimin verdiğini sordun mu?" dedim. O da "Evet." dedi ve bana şunları anlattı. Ben Kabe'nin karşısında oturuyordum. Ben tehlil, tesbih ve tahmide devam ediyordum. Zikir çekiyordum. Bir adam geldi, bana selam verdi ve sağ yanıma oturdu. O zamana kadar yüzü ondan daha güzel, elbisesi ondan daha güzel, kokusu ondan daha hoş olan ve ondan daha beyaz bir adam görmedim. "Ey Allah'ın kulu, sen kimsin, nereden gelirsin, sen nesin?" dedim. O da "Ben Hızır'ım, sana selam vermek ve seni Allah için sevmek üzere geldim. Yanımda bir hediye vardır, onu sana vermek istiyorum." dedi. Ben de "Bu hediyenin ne olduğunu bana öğret." dedim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. "Güneş doğup da ışığı yere yayılmadan önce ve batmadan önce şunları sırasıyla yaparsın. Elhamdu, Fatiha suresini 7 defa, Kul evzu bi Rabbin Nas suresini 7 defa, Kul evzu bi Rabbil Felak'ı 7 defa, Kul huvallahu ahadı 7 defa, Kul ya eyyuhal kafirunu 7 defa, Ayetel Kürsi'yi 7 defa okursun. 7 defa Subhanallah, Velhamdülillah, Ve la ilahe illallahu, Vallahu ekber dersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 7 defa salavat getirirsin. Kendin, ana baban, erkek ve kadın müminler için 7 defa istiğfar edersin. İstiğfarın arkasından 7 defa Allah'ım, Rabbim, bana ve onlara dünya ve ahirette sen neye layıksan onu yap. Ben neye layıksam onu yapma. Şüphesiz sen çok bağışlayıcısın, halimsin, cömertsin, kerem sahibisin, şefkatlisin, merhametlisin dersin. Bunu sabah akşam demeyi bırakma. Çünkü bunu bana veren, bunu hiç olmazsa ömründe bir defa söyle dedi. Ben de sana bu hediyeyi vereni bana anlatmanı istiyorum dedim. O da bunu bana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem verdi dedi. Ben de Hızır aleyhisselama bana öyle bir şey öğret ki onu dediğim zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda göreyim. Ona bu hediyeyi sana verip vermediğini sorayım dedim. Bana inanmıyor musun dedi. Ben de hayır. Ancak bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymak istiyorum dedim. Bana şöyle dedi. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi rüyanda görmek istiyorsan, akşam namazını kıldığın zaman kalkar yatsıya kadar namaz kılarsın. Hiç kimseyle konuşmazsın. Namazına devam edersin. Her iki rekatta bir selam verirsin. Her birinde Fatiha suresini bir defa, Kul huvallahu ahadı 7 defa okursun. Sonra yatsı namazını cemaatle kılarsın. Evine gelinceye kadar kimseyle asla konuşmazsın. Vitri kılarsın. Uyuyacağın zaman 2 rekat namaz kılarsın. Her rekatta Fatiha suresini ve Kul huvallahu ahadı 7'şer defa okursun. Sonra namazın ardından secde edersin. Secdende Allahu Teala'ya 7 defa istiğfar et. 7 defa da şöyle de: Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallahu, vallahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sonra başını secdeden kaldır, dümdüz otur, ellerini kaldır, şöyle de: Ya hayyu, ya kayyum, ya zel celali vel ikram. Ey öncekilerin ve sonrakilerin ilahı, ey dünyanın ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi,
Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sonra kalk, kıyamda ettiğin gibi dua et. Sonra secde et. Secdende de o şekilde dua et. Sonra başını kaldır ve kıbleye karşı uyku bastırıncaya kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeye devam et. Ben de bu duayı kimden duyduğunu bana söylemeni istiyorum dedim. O da bana inanmıyor musun dedi. Ben de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki seni suçlamıyorum dedim. Hızır aleyhisselam da ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı öğretirken oradaydım. Ona bu vahyedildiği zaman yanındaydım. Ben de onu kendisine öğretenden öğrendim dedi. İbrahim diyor ki ben de ona bana bu duanın sevabını öğret dedim. Hızır aleyhisselam da bana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştığın zaman sevabını ondan sor dedi. İbrahim diyor ki ben de Hızır aleyhisselamın dediğini yaptım. Yatağımda peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavata devam ettim. Hızır aleyhisselamın bana öğrettiğine çok sevindiğimden ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşma sevincinden dolayı uykum kaçtı. O hal üzere sabahladım. Nihayet sabah namazını kıldım. Güneş yükselinceye kadar mihrabımda oturdum. Kuşluk namazını kıldım içimden. Eğer akşama çıkarsam geçen gece yaptığımın aynısını yaparım diye geçiriyordum. Beni uyku bastırdı. Bana melekler geldi, beni yüklendiler. Beni cennete götürdüler. Kızıl yakuttan köşkler gördüm. Yeşil zümrütten köşkler gördüm. Beyaz inciden köşkler gördüm. Bal, süt ve şarap ırmakları gördüm. Bir köşkte bir cariye gördüm. Bana baktı. Yüzü açıktaki güneşten daha parlaktı. Örgüleri köşkün üst katından yere düşmüştü. Beni oraya girdiren meleklere bu köşk kimin ve bu cariye kimin dedim. Onlar da senin gibi yapanın dediler. Beni o bahçelerden çıkarmadılar. Bana meyvelerinden yedirdiler. O şaraptan içirdiler. Sonra beni çıkardılar. Beni olduğum yere getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yanında 70 peygamber ile 70 saf melek vardı. Her saf doğu ile batı arası kadardı. Bana selam verdi, elimden tuttu. Ya Resulallah, Allah sana salat ve selam etsin. Hızır bana bu hadisi senden işittiğini söyledi, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Hızır doğru söylemiş. Anlattığı her şey haktır. O yeryüzünün alimidir. O ermişlerin reisidir. O yeryüzünde Allah'ın ordularından biridir, dedi. Ben de ya Resulallah bunu yapanın bundan başka sevabı nedir dedim. O da bana şöyle dedi. Bu gördüğünden ve sana verilen şeyden daha büyük sevap nedir? Cennetteki yerini gördün, meyvelerinden yedin, şarabından içtin. Benimle beraber peygamberleri ve melekleri gördün, hurileri gördün dedi. Ben de ya Resulallah kim benim yaptığımı yapar da benim rüyamda gördüğümü görmezse ona da bana verilenlerden verilir mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki onun yaptığı bütün büyük günahlar bağışlanır. Allah ondan gazap ve öfkesini kaldırır. Beni hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki bunu yapana rüyasında cenneti göremese de sana verilenin aynısı verilir. Gökten bir ünleyici Allah bunu yapanı ve ümmeti Muhammed'den doğu ile batı arasındaki bütün erkek ve kadın müminleri bağışladı diye ünler. Sol taraftaki meleğe gelecek seneye kadar onlara günah yazma diye emredilir dedi. Ben de anam babam sana feda olsun ya Resulallah bana cemalini gösteren ve bana cenneti gösteren hakkı için onun içinde bu sevap ve fazilet var mı dedim. O da evet bunların hepsi ona verilir dedi. Ben de ya Resulallah bütün erkek ve kadın müminlerin bu duayı öğrenmeleri ve onu başkalarına da öğretmeleri gerekir.
Çünkü onda bu kadar sevap ve fazilet var dedim. Peygamber aleyhisselam da beni hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki bunu Allah'ın mahlukundan ancak Sait olarak yarattığı yapar. Onu ancak onun mahlukatından şaki olanlar terk eder dedi. Ben de ya Resulallah bunu yapana daha başka şeyler verilir mi dedim. Peygamber aleyhisselam da beni hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki kim bu ameli bir tek gece yaparsa onun için Allahu Teala'nın dünyayı yaratmasından sura üfürülmesine kadar düşen yağmur damlaları kadar iyilikler yazılır. Ondan yeryüzünde biten bütün tohumları sayısınca kötülükleri silinir. Gelmiş ve geçmiş erkek ve kadın müminler için de aynısı yazılır dedi.